Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün geçen bölüm çektiğimiz yıldız fotoğraflarını işleyeceğiz. İki bölümlük bu mini serinin ilk bölümünde yıldız fotoğrafı çekerken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsetmiş, bir iki güzel tüyo vermiştim. Şimdi bugün çektiğim fotoğrafları işleyeceğiz. Eğer o videoyu izlemediyseniz lütfen hemen şimdi gidin onu izleyin. Çünkü orada bir takım önemli noktalar var. Ondan sonra gelin bu videoyu izleyin. Şimdi bugün ne yapacağız? Birincisi Lightroom'da aldığımız fotoğrafları bir gruplayacağız. Çünkü bazıları gökyüzü için, bazıları yeryüzü içinde. Bazı test shotlarımız falan vardı, onları ayıklayacağız. Ardından yıldız için çektiğimiz fotoğrafları birleştirip tertemiz bir gökyüzü fotoğrafı elde edeceğiz. Ondan sonra da yeryüzü için çektiğimiz değişik fotoğrafları Lightroom'da bir işleyeceğiz. En sonunda da bütün bu fotoğrafları, yani yeryüzü için çektiğimiz değişik ışıklardaki fotoğraflar ve gökyüzü fotoğraflarını birer layer olarak Photoshop'a atıp orada hepsini güzel bir gece manzarası fotoğrafına dönüştüreceğiz. Şimdi gelin bilgisayarda devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayar başındayız. Lightroom'da fotoğrafları inceliyoruz. Fotoğrafları ben önden ayırdım. Bir takım test shotlarımız vardı. 50 tane test fotoğraf çekmişiz. Burada 4 tane ön plan için çektiğim fotoğraf var ve 109 tane de yıldız için fotoğraf çekmişim. Bu 109'un 109'u da kullanılır değil, yaklaşık 100 tanesi falan kullanılabilecek fotoğraf. Şimdi fotoğrafları size şurada bir film halinde göstereyim. Bakın, gece boyunca 10'ar saniyelik çektiğim fotoğrafları 100 kare peş peşe koyarsak elde ettiğimiz görüntü bu. 100 tane 10 saniyelik fotoğraf, yani 1000 saniye, yaklaşık 20 dakika falan demek bu. Şimdi gördüğünüz gibi bizim ana fotoğrafımız içerisinde, şöyle göstereyim. Ana fotoğrafımız içerisinde Samanyolu sol taraftan başlıyor ilk fotoğrafta. Hemen hemen sola hafifçe yatık bir şekilde başlıyor. Ondan sonra son fotoğrafta da sağa doğru yatmış bir şekilde bitiyor. Şimdi benim istediğim fotoğraf bunların tam ortasında bir yerde, daha taşı gösteren dik bir konumda, yaklaşık şurada falan bir fotoğrafı beğendim. Ve benim ana fotoğrafım bu olacak. Diğer geriye kalan fotoğrafları da bu ana fotoğraftaki noise'u azaltmak için kullanacağım. Şimdi bu noise'u nasıl azaltıyoruz? Şimdi şurada Lightroom'a geri dönelim ve bakın, burada ana fotoğrafım benim 72-23 numaralı fotoğraf. Şimdi dikkat ederseniz fotoğraflarda alabildiğine gren dolu fotoğraf. Hem chroma noise var hem de luma noise var. Yani hem renk olarak bir noise'umuz var. Yeşilli, kırmızılı, mavili. Hem de aydınlıklarında bir noise var. Okey, ama bir sonraki fotoğrafa geçersek görüyoruz ki bu noise'un yeri değişiyor. Bakın, iki peş peşe fotoğrafa bakıyorum. Biraz daha yaklaşalım. Noise'un yeri, deseni tamamen değişmiş. Yani bir önceki yerde mavi olan hata noise, bir sonraki karede başka bir renk almış. Tamam mı? Aslında biz bu özelliği kullanıyoruz. Yani her karede bu çektiğimiz fotoğrafların her karesinde noise bir başka hareket ediyor. Ve Photoshop'un bir özelliği var, birazdan göstereceğim. Bunu kullanıp aslında siz arkada noise'un olmadığı ya da noise'un üstüne bindiği gerçek rengi bulabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Kabaca şunu şöyle yapıyoruz. Bakın, ben burada kaç ISO'da fotoğraf çekmişim? 10 saniyelik 3200'de bir fotoğraf çekmişim ve bu fotoğraflardan 100 tane falan çekmişim. Aslında 100 tanesini kullanmayacağız. Aslında tam olarak 32 tanesini kullanacağız. Geriye kalanları emniyet. Şimdi burada bir neden 30 civarında fotoğrafı birleştireceğimizi anlatayım size. Eğer biz bu fotoğrafı tıpkı şurada olduğu gibi, bakın şunda olduğu gibi 100 ISO'da çekmiş olsaydık gren namına derdimiz çok çok daha az olacaktı. Bakın tertemiz aslında neredeyse. Bakın aynı gece, aynı şey, yıldızlar, ama noise ile alakalı çok çok daha az problem var.
Tamam. İşte 692 saniyelik bir fotoğraf olduğu için bu yıldızlar çizgi halinde çıkmış. Zaten bunu istemiyoruz. O yüzden 100 ISO'da fotoğraf çekemiyoruz. Neden? Çizgi halinde çıkıyorlar. Okey. Peki geri dönelim şimdi diğer fotoğraflara. Yıldız fotoğraflarını. Şimdi ben 3200 ISO'da çekmek yerine bu fotoğrafı 100 ISO'da çekseydim noise'la ilgili bir derdim kalmayacaktı. Ne kadar peki uzun süre çekmem gerekecekti fotoğrafları? Yani ne kadar pozlamam gerekecekti? Hemen söyleyeyim ben size ezberi. ISO 3200, ISO 100'de çekmiş olmayı istiyoruz. Demek ki 32 kat fark var arada. 3200 bölü 100, 32. 32 kat uzatacağız o zaman bu pozlama süresini. Yani 10 saniye yerine 320 saniye çekmiş olmam gerekiyordu. Bunu şu şekilde de hesaplayabilirsiniz. ISO'yu yarıya indirdiğim anda buradaki süreyi iki katına çıkarmam gerekiyor, değil mi? Yani 1600 ISO'da çekmiş olsaydım ben bu fotoğrafı aynı aydınlıkta bir fotoğraf elde edebilmek için süreyi iki katına çıkarmam gerekecekti. 20 saniye. Yani 1600 ISO'da 20 saniye fotoğraf çekmem gerekecek. ISO 800'de çekmek isteseydim 40, ISO 400'de 80, ISO 200'de 160, ISO 100'de 320. Gayet basit hesap aslında. Yani 3200 bölü 100, 32, 10 saniye çarpı 32, 320. Demek ki 320 saniye pozlayabilmiş olsaydım tek seferde ISO 100'de çekebilmiş olsaydım grandi problem kalmayacaktı. Ama ben bunu yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Yıldızlar aynen şurada olduğu gibi çıkıyorlar. Bakın bu 692 saniyelik bir fotoğraf. 320 saniye bunun yarısı neredeyse. Demek ki çizgiler bunun yarısı uzunluğunda çubuklar şeklinde çıkacaktı. İşte bu nedenle gidip 3200 ISO'da tonla fotoğraf çekiyorum ki yıldızların nokta olduğu birer halini yakalayabileyim. Ama totalde yine aynı süreyi fotoğraflamış olayım. Anlatabiliyor muyum? Yani yine gidip totalde 320 saniyelik bir fotoğraf çekiyorum. Aslında bir fotoğraf değil, 320 saniyeyi kapsayan 32 tane fotoğraf çekiyorum. Evet, işin sırrı bu işte. Yani biz 32 tane fotoğrafı birleştirebilirsek, nasıl birleştirebilirsek, yani bu birleştirme işlemini açmıyorum şu anda, birazdan anlatacağım. 32 tane fotoğrafı birleştirebilirsek aslında bu 32 fotoğrafı tek seferde çekmişiz ile hemen hemen aynı sonucu elde edebiliyoruz. Ondan önce başka bir şey göstermek istiyorum. Şimdi biraz daha konsantre bir şekilde şu filmi tekrar izleyelim. Yani timelapse'i. Yıldızlar dönüyorlar. Değil mi? Hatta bir kürenin etrafında döndüklerini hissedebiliyorsunuz. Hatta ben bu fotoğrafa baktığımda bir uzay gemisinin içerisinde gidiyormuşum gibi falan hissediyorum. Garip bir şekilde. Yalnız bu fotoğrafı böyle tek tek bir film gibi izlediğimiz zaman fark etmediğimiz bir durum var. Ben onu birleştirdim. Bakın bütün bu 100 fotoğraftan gelen yıldızların hepsini birleştirdim ben. Üst üste bindirdim. Ama yani fotoğrafları üst üste bindirdim. Bakın zemin yerinde kalmış, yıldızlar kayıyor. Zaten bu da bir aslında fotoğraf çeşidi. Star Trails deniyor. Burada göstermek istediğim şey şu. Şimdi normalde neydi? Bu yıldızlar kutup yıldızının etrafında dönüyordu, değil mi? Yani öyle biliyoruz. Yani gerçekte de öyle oluyorlar. Aslında yani dünyanın ekseni kutup yıldızından geçtiği için kutup yıldızı yerinde kalmak üzere yıldızlar hareket ediyorlar, değil mi? Ama dikkatli bakın. Bakın buradaki yıldızlar daha aşağıda bir merkezi etrafında dönüyorlar. Dönme merkezi etrafında dönüyorlar. Yukarıdakilerse başka bir dönme merkezi etrafında dönüyorlar. Tamam, ortada bir yerde de düz bir çizgi var. Peki neden böyle? Komik. Bunun nedeni şu, perspektiften dolayı. Biz 14 mm'lik bir kamerayla bakıyoruz buraya ve bir kürenin üzerindeki bir görüntüye baktığımızı düşünün gökyüzünde. Perspektif kaçış noktalarından dolayı aslında buradaki yine kutup yıldızın etrafında dönen bu yıldızlar perspektiften dolayı böyle yatık görünüyorlar. Tamam, peki böyle görünmelerinin ne sıkıntısı var? Görünsünler. Yani ne olacak ki diyebilirsiniz. Şöyle anlatmaya çalışayım. Biz bu yıldızları birazdan birleştirmek istiyoruz ya. Yapmak istediğimiz şey ne aslında? Şu dönen
Samanyolu ortada sabit kalacak şekilde ya da bir yerde sabit kalacak şekilde 110 fotoğrafı da bütün yıldızlar aynı yerde kalacak şekilde birleştirmek. İşte bir stabilizasyon işlemi aslında bu, değil mi? Şimdi bu programın adı Fusion. Bu kullanacağınız bir program değil. Sadece ben anlatım yapabilmek için bunu kullanıyorum. Bu bizim VFX dünyasında falan kullandığımız bir program. Bakın şimdi bunun içerisinde ben stabilize ettim görüntüyü. İki tane nokta üzerinde. İki tane nokta seçtim ve bu noktalar ekranda aynı yerde kalacak şekilde bütün fotoğrafı döndür ve büyüt dedim. Tamam mı? Şimdi bakın hakikaten de bu iki nokta, seçtim iki nokta. Bakın mouse'un altında kalıyorlar. Mouse'u üzerinde tutayım. Hareket etmiyor. İşte bir de şurayı falan seçmişim galiba. Evet, bu da hareket etmiyor. Ama kenarlara bakın. Mouse'u yerinde tutuyorum bakın. Yıldızlar hareket ediyorlar. Şimdi yani bu stabilize ettiğimiz görüntüyü de biraz önceki gibi ben birleştirmiş olsam, yani şununki gibi birleştirmiş olsam, bakın yer burada sabit çünkü yıldızları, fotoğrafları direkt birleştirdim. Burada hareket eden şey yıldızlar. Şimdi demin ki gördüğünüz o stabilize görüntüyü birleştirdim de yer bakın hareket ediyor. Çünkü artık buradaki görüntü sabit. Ama ilginç bir durum var. Bakın yıldızlar hala aynı yerde durmuyorlar. İşte bu perspektif bozulmasından kaynaklanan bir durum. Yani ben bu 110 fotoğrafı da basit bir şekilde çevirip evirip birbirinin üzerine denk getiremiyorum. Evet, yani ben kısaca şöyle söyleyeyim. Basit bir dönme ve ya da İngilizcesini söyleyeyim. Basit bir translate ve rotate işlemiyle bu fotoğrafları birbirinin üzerine oturtamıyoruz. Şimdi çok gereksiz yere teknik bir şeye girmeye başladık. Ben lafı uzatmamak için bunun neden olduğu ile ilgili daha fazla bir şey anlatmayacağım. Yalnız şey göstermek istiyorum. Bu işlemi Photoshop'ta nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Burada bütün aslında bu işin motivasyonu şu. Bu işlem basit olmayacak. Tamam mı? Sizi ona hazırlamaya çalışıyorum. Basit bir işlem değil. Şimdi yapmak istediğimiz şey 32 tane fotoğraf, değil mi? 32 tane fotoğraf birleştireceğiz ISO 100'deki sonucu elde edebilmek için ve ben bir merkez fotoğraf seçmiştim. 72-23 numaralı fotoğraf ve bunun öncesinde 15 ya da 16, sonrasında 15 tane fotoğraf seçip bir de kendisiyle beraber 32 tane fotoğrafı ayırdım yıldız puan vererek. Hepsi burada duruyor bakın. Şimdi fotoğrafları mümkün mertebe dokunulmamış bir şekilde Photoshop'a vermeye çalışıyoruz. O yüzden bütün sharpening'i ve noise reduction'ı, color reduction'ı kapatmamız gerekiyor. Sıfır olacak bunlar. Ve fotoğrafın beyaz ayarını finalde istediğiniz görüntüye en yakın olacak şekilde getirmeniz gerekiyor. Ayrıca histogramda da gökyüzünde patlayan çatlayan bir şey olmaması lazım. Bakın mesela kayalıklarda gömülü, siyah gömülü bir takım pikseller var. Ama umursamıyoruz. Gökyüzünde yok. Bizim için önemli olan şey bu. Ve ben bu mavi renkte buranın morluğunu ve buranın sarılığını tutmak istiyorum. Genel finalde elde etmek istediğim renkler bunlar. Photoshop'a atarken de bunu bu şekilde vermemiz gerekiyor. Şimdi yapmak istediğim şey bunların hepsini Photoshop'ta bir layer olarak açmak. Evet, bütün fotoğraflar açıldı şu anda. 32 tane layer'ımız da burada. Ana fotoğrafımız 72-23 numaralı fotoğraftı. Her şeyi onun üzerine toplamak istiyoruz. 72-23. Buna burada da bir renk verelim. Ve bunu en aşağıya alalım. Bütün layer'ları görmemize gerek yok. Şimdi ben burada sadece iki layer'da ne yapacağım tam olarak göstereceğim size. Diğer layer'larda bu işlemi video kapalıyken yapayım çünkü çok uzun sürecek. Şimdi görüyorsunuz bakın 72-38 numaralı fotoğrafla 72-23 birbirinden ne kadar farklılar, dönmüşler. Yapacağımız işlem şu, bu layer'ı, 72-38 numaralı layer'ı aslında transform etmek istiyoruz. Kısa yolu Ctrl-T. Ctrl-T'ye bastığımız zaman layer'ı küçültüp atıyorum rotate edebiliyoruz bu şekilde. Escape. Tamam. Yapmak istediğim şey transform etmek ama alttaki yıldızları da görebiliyor olmam lazım. Okey.
Şimdi bakın buradaki yıldızların alttaki layer'lardan, layer'daki yıldızlardan farkını görmek için opacity'yi %50'ye getiriyorum. Tamam. Hemen zaten kendi belli ediyor. Görüyorsunuz. Yıldızlar nereden nereye gelmişler. Yapacağımız şey şu. Bu üstteki layer seçilirken Ctrl-T'ye basacağım. Bakın şimdi Ctrl'e basılı tutarak şu kenardan tutup çekersem yıldızları match edecek şekilde, birbirine uyacak şekilde hareket ettirebiliyorum. Aynı şeyi burada da yapacağım. Burada bakın birbirinin aynısı iki yıldız var. Onları birbirlerinin üzerine denk getirmeye çalışacağım. Bu tarafaymış. Şimdi bunu çok kabaca yapıyorum burada. İlk başta 4 köşeyi birden tutturmaya çalışacağım. Şimdi burada yıldız yok tabii ki de ama şuradaki yıldızlara bakarak yapmaya çalışacağım. Dikkatiniz burada olsun. Görebildiğim en yakın yıldıza bakıyorum şu anda. Çok uzak mesafeden tutturabildiğimiz kadarı yeterli şimdilik. Evet, buradakiler de tamam. Şimdi buradakiler biraz kıpırdamış olmalı. Diğer köşelerle oynadığımız için. Şimdi bunları da tutturduk. Yine gidip bir daha kontrol edelim. Diğer köşeleri. Yaklaşık olarak tutması yeterli dediğim gibi. Çünkü daha detaylı olarak tutturacağız şimdi. Şimdi Enter'a basmadan ya da burada OK'ye basmadan önce bir de neydi bunun adı? Warp modunu açıyoruz. Warp modunu açtığımız zaman bize daha detaylı hareket ettirebilmek üzere bir takım ekstra kontroller veriyor Photoshop. Şimdi işte bunları kullanıp artık ve böyle fotoğrafı üzerinden tutarak da yıldızları üst üste denk getirecek şekilde birleştirebiliyoruz. İlk önce kenarları yapıyorum. Tamam. Tamam, kenarları bitirdik şimdi. Olabildiğince iyiler. Tamam, şimdi ortalara geçebiliriz. Şimdi bu artı çizgilerine yakın noktaları konsantre oluyorum. Fotoğrafın üzerinde birkaç kere dolanıyorum aynı daha önceden yaptığım yerlere de birkaç kere gidiyorum. Çünkü bir takım noktaları kıpırdattıkça bu noktalar benim en son bıraktığım yerden birazcık hareket ediyorlar. Biraz deli işi. Kaliteli bütün işler biraz deli iştir. Aklınızda olsun. Emek sarf etmeden hiçbir iş yapamayız. Hiç düzgün bir iş yapamayız emek sarf etmeden. Evet arkadaşlar. Doğru yerleştiğinden eminsek artık OK'ye basabiliriz. Bunun geri dönüşü yok. O yüzden OK'ye basmak konusunda biraz tereddütlü oluyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ne yapmış olduk efektif olarak? Şunu %100'e getirelim. Yıldızları birbirinin üzerine match etmiş olduk. Tutturmuş olduk. Bakın hiçbir deformasyon yok artık. Aynen yerinde kalıyor yıldızlar. Tamam. Şimdi yapacağımız şey bu işte. Bütün layer'lara tek tek dolanıp opacity'lerini %50'ye getireceğiz. Sonra Ctrl-T transformasyon modunu açacağız. Ctrl'le kenarları çekiştireceğiz. Yıldızları tutturacağız. Ondan sonra da Warp modunu açıp daha ince şekilde tutturacağız. Şimdi bir tüyo daha vermek istiyorum. Yıldızları birbirine match ederken şu şekilde oturtmaya çalışmak bazen zor olabiliyor. Onun yerine şunu tavsiye edebilirim. %100'e getirip buradan Difference'a getirirseniz bakın buradaki iki layer'ı birbirinden çıkarmış oluyorsunuz ve amacınız buradaki görüntüyü mümkün mertebe siyah haline dönüştürmek. İşte o zaman yıldızları doğruca eşleştirebilmişsiniz demek. En doğru yöntem bu. Bakın bu bölge çok iyi eşleşmiş. Şu bölge kötü. Bu bölge gayet iyi. Neredeyse. Biraz daha oynayıp daha da iyi yapabiliriz. Hiç fena değil. Amacımız mümkün mertebe buradaki görüntüyü siyahlaştırmak. Böylece işler çok çok daha hızlanıyor. Okey. Evet, ben yıldızları eşleştirmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar, sadece son layer kaldı. Şimdi onu da yapıyorum. Bundan sonra bitiyor olacak. Böylece 6 saatimi falan almış oldu bu iş. Yani sadece yıldızları birbiri üstüne denk getirme işi. Ama inanın elde ettiğiniz final sonuç birazdan göreceksiniz. Buna değiyor. İnanılmaz temizlikte bir fotoğraf elde ediyorsunuz ve ciddi şekilde buna değiyor. Evet, böylece son layer'ımızı da bitirmiş olduk. Dosyamızı kaydedeceğiz.
yıldızlarımız birbirleriyle eşlendiler. Bakın en aşağıdaki yıldızın üzerine şöyle bütün layer'ları açayım. Bütün layer'lar gördüğünüz gibi birbirinin üzerine mükemmel şekilde oturuyorlar. Yıldızlarda herhangi bir kayma, herhangi bir bozulma yok. Her şey bu en alttaki layer'ın üstüne oturacak şekilde hazırlandı. Şimdi dosyamızı kaydettik. Yapacağımız şey şu. Bütün bu layer'ları seçiyoruz ve bunları Convert to Smart Object seçeneğini seçiyoruz. Böylece bu objeler tek bir paket haline getiriliyorlar. Bir Smart Obje haline getiriliyorlar. Smart Obje'nin bir olayı yok aslında. Ama istediğimiz o birleştirme fonksiyonu Smart Obje yaparsanız geçerli oluyor. Evet. Smart Obje'ye dönüştürme işlemi tamamlandı. Şimdi dosyamızı bu haldeyken bir kere daha kaydetmek istiyorum ben. Bu arada dosyayı kaydederken büyük bir data olduğu için PSB formatında kaydediyorum. PSD değil, PSB. Şurada gördüğünüz gibi. Çünkü dosyanın boyutu yaklaşık 9-10 GB. Normal Photoshop dokümanını bu büyüklükte kaydedemiyorsunuz. 2 GB'ın üstünde dosya kaydetmiyor. Evet, dosyamız kaydoldu. Yıldızlarımızı birleştirmeye hazırız artık. Bakın Layer'dan Smart Object sekmesinden Stack Mode'a gideceğiz. Ve burada bir takım istatistik data birleştirme metotları var. Bunlardan biz aslında şu iki tanesiyle ilgileniyoruz. Mean ve Median. Mean ne demek? Ortalamalarını al, öyle birleştir demek. Median da ortalamaya en yakın olan piksel rengini al demek. Şimdi bunlar tabii böyle biraz havada kalacak. Ben size şeyi göstereyim. Bu işlem de uzun sürecek ama kullanacağımız yöntem median aslında. Şimdi size sonuçları göstereceğim. Acaba şaşıracaksınız. Evet, işlem başarıyla sonuçlandı. Ve aslında şu anda yıldızları birleştirdik ve kullanabiliriz. Şimdi gelin bir bakalım neler yapabilmişiz. Evet, bakın birleştirdiğimiz doküman bu. Gelin bunu bir orijinal dokümanımızla karşılaştıralım. Bakın solda yeni yaptığımız doküman var. Birleştirdiğimiz doküman. Sağda ise orijinal tek fotoğrafımız var. Bu bayağı eğlenceli oluyor buna bakmak. Görebiliyor musunuz? Bakın ne kadar temiz bir fotoğraf var burada. Burada ise ne kadar grenli. Normalde göremediğimiz detaylar da çıkmış ortaya. Şurada mesela gren olduğunu zannettiğimiz bir dolu nokta yıldız var. Çok uzaktaki yıldızlar bunlar. Burada fark edemiyoruz onları. Grenin içerisine gömülüyor. Soldaki fotoğrafta, işlediğimiz fotoğrafta milyonlarca yıldız görünüyor artık. Evet, aslında bu tutorial'ın en can alıcı noktalarından birincisi buydu. Yani bu layer'ın üretilmesi. Şimdi yapacağımız şey artık asıl ana fotoğrafımızı üretmek. Arkada hazır Photoshop'ta açık dokümanımız bekliyor. Biz bir de onun yanına şimdi yıldızları elde ettik. Bir de ön plan objelerini alalım. Aslında bu ön plan objelerin ön plandaki objeleri gösteren fotoğrafları da biraz işlememiz lazım Lightroom'da. Ön plan için biraz denoise yapabiliriz. Bunlar sonuçta kullanacağımız layer'lardan bazıları. Özellikle değişik açılarda fotoğraf çekiyorum ki elimde çeşitli açılardan gelen ışık olsun. Daha sonra bunları birleştireyim ana fotoğrafı oluştururken. Evet, fotoğrafları aslında yaptığım şey şu. Birincisi aslında patlayan yerleri bir patlamaktan kurtarmak. Yani hiçbir şeyin beyaza gömülmesini ya da beyaza ya da siyaha gömülmesini istemiyorum ön planda özellikle. Beyaz ayarımızı düzeltelim biraz. Finalde istediğimiz beyaz ayarı neyse onu yapıyor olacağız. Yani yıldızları 3200 ISO'da yapmıştım ya. Bunları 3200 ISO'da, aman 3200 şeyde yapmayacağım. Kelvin'de yapmayacağım. Okey, bu biraz fazla sarı. Şurada fazla mavi. Tamamdır. Bütün beyaz ayarlarını aynı yapmam lazım. Çünkü aslında yapmasam da olur. O da ilginç bir verecektir. Görüntü verecektir. Evet, fotoğrafları bu halleriyle kullanacağım şimdi. Yeryüzü için kullanmak istediğim fotoğrafları. Open as layers in Photoshop diyorum.
ve hepsini tek bir layer, tek bir dokümanda değişik layer'lar olarak açacağım. Ve bizim biraz önce yaptığımız yıldızları da o dokümanın içerisine ekleyip tek bir Photoshop dokümanı içerisinde çalışacağım. Evet, her birisi ayrı bir layer olarak geldiler buraya. En üstte de yıldızlarımızı alalım. Her ikisini de alalım. Her iki layer'ı da alalım. Şimdi yıldızlarda zemini kullanmak istemiyorum. Ve mean olan yıldızı şimdilik kullanmak istemiyorum. Bunları bir grup yaptım. Stars. Ve bu gruba bir maske ekliyorum. Yani sadece bu maskenin beyaz göründüğü yerde yıldızlar görünsün istiyorum. Kabaca maskeleyeceğim. Evet, bakın maskeyi göstereyim. Şöyle siyah bir maske boyamış oldum hızlıca. Bu layer'ı, bu gruba etki eden bir maske bu. Buradaki ince detay şeyi daha sonra boyayacağım maskeyi. Şimdi elde etmek istediğim görüntü aslında şunun ön planda olduğu. Yok, bu değil. Şunun. Evet, asıl şeyimiz bu. Layer'ımız bu. Diğer layer'lar bunun için yardımcı layer'lar. Tamam, şimdi şöyle bir şey karar verdim. Bakın bu base dediğim layer'da 72-75 galiba bu fotoğrafın numarası. Sağ taraftan gelen bir ışık var. Bu hoş görünüyor çünkü şu kayanın formunu, bu kayanın formunu alabiliyorum rahat bir şekilde. Ama sol tarafta bu sefer çok düz bir taş görüntüsü var. 72-74'te ise bunun tam tersi var. Yani buradaki kayanın formunu alabiliyorum. Bu taraflar biraz sıkıntılı. Ama beyaz ayarları birbirinden farklı olduğu için hemen şu anda kullanamadım. Bir 72-74'ün beyaz ayarını da 72-75 ile aynı hale getireyim. Tekrar alacağım. Yeni bir layer mask oluşturuyorum. Ve bunu şöyle şu hale getiriyorum. Evet, mükemmel oldu bence. Evet, böylece fotoğrafın sol tarafı şu layer 1 adıyla görünen, aslında şu isimde olması gereken, pardon, şu isimde olması gereken layer'dan geliyor. Şunu silebiliriz. Üste bir layer'ımız daha var. Her şeyi flatleştiriyor. Evet, buna ihtiyacımız yok. Buradan elde edebileceğimiz bir şey yok. Şöyle bir layer'ımız var. Koyu yerleri doldurmak için kullanabiliriz. Ama bu bizim gece fotoğrafı çektiğimiz hissini öldürmeye başlayacak. Bunu böyle çok 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 az kullanalım. %10. Şimdi gökyüzü biraz geride kaldı aslında. Onu da biraz ortaya çıkarmak istiyorum. Biraz şöyle curves deneyelim. Çok daha iyi ama bu sefer çok satüre oldu. Şuradan bir tane vibrans ekleyelim. Ve biraz satürasyonu düşürelim. Okey. Yeni bir layer'da şöyle bir şey deneyebiliriz. Okay, şöyle yapalım. Elle boyayayım ben bunu. Fotoğrafın öğelerinden bir tanesi Samanyolu ve aslında bunu gömmek istemiyorum. Şimdi bakın burada ne yapıyorum. Bu üstteki layer'ın blending options'ından underlying layer'da belirli bir aralık seçiyorum. Bakın ne demek bu. Şöyle yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu layer %100 yaptığınız zaman alttaki parlak yıldızların üstüne de gelmeye başladı. Şuradaki şeyle slider'la oynarsanız alttaki hangi rengin üstüne bu layer'ı bindirmek istediğinizi belirleyebilirsiniz. Renk demeyeyim de hangi luminanstaki objelerin üstüne bindirmek istediğinizi seçebilirsiniz. Şöyle de yaparsak hala yıldızları orada tutmuş olup bir vinyet atmış olacağız. Şimdi burada yaptığım şey biraz fazla. Ben bunu özellikle böyle açık bırakıyorum ki boyadığımı görebileyim. Gökyüzünü karartmak istiyorum ama olay şu, bu değil. Bunu çok az kullanacağım. Şu kadar falan kullanacağım. Bu tarz vinyet attığınız zaman bütün ilgiyi aslında ortaya doğru toplamış oluyorsunuz. Benim amacım da biraz burada bunu yapmak. Şehrin ışıkları çok güzel. Mükemmel diyebilirim yani. Okey. Şimdi ikinci bir curves ile de, curves adjustment layer ile de aslında Samanyolu'nu iyice ön plana çıkarmak istiyorum gökyüzünde. Çünkü
yeni bir curves ekleyip arttırırsam, istediğim şey şu aslında. Mesela bu kadar abartı değil, bu kadar kontrast değil ama yaklaşık olarak böyle bir şey olsun. Bakın şehir ışıkları patlamaya başladı. Ben sadece şu samanyolu üzerinde bunu istiyorum. O zaman yapacağım şey bunun layer maskını siyah boyamak istemediğim yerlerde. Şimdi bunu tam tersini yapalım. Yani layer maskını sileyim ve istediğim yerlerde beyaz boyayayım. Biraz daha rahat olacak şimdi fazla. Şimdi burada bir müdahale olduğu hissi artıyor ben buraya müdahale ettikçe haliyle. O yüzden aslında bunu tam olarak bu şekilde kullanmayacağım. Ne yapacağım? Biraz opacity'sini düşüreceğim. Yine minnacık bir artış istiyorum orada. Yani dikkati birazcık o tarafa doğru çekelim. Tamam, şimdi şunun maskesini de biraz daha düzgünce yapalım. Evet, bu tarz maskeleri karanlık bölgeleri yaparken biraz yardımcı bir layer atmak iyi bir fikir olabilir. Her şeyi biraz aydınlattığımız şöyle ikinci bir layer. Artık bakın buradaki sınırları daha rahat görebiliyoruz. İşe yaramayan, çalışmayan sınırları. Şimdi bunları biraz silikleştirmeye çalışacağız. Evet. Çok güzel olmaya başladı. Biraz daha temizlik yapacağız. Amacım burada aslında göze hoş gelen bir görüntü yaratmak. Bir fotoğraf sanatçısı olarak da bizim işimiz ne? Sanat eseri ortaya çıkarmak. Eğer biz gazeteci olsaydık ve mesela burada bir olayı çekiyor olsaydık, bu yaptığımız haberci fotoğrafçı etiğine aykırı bir davranış olur. Çünkü fotoğrafı manipüle ediyoruz. Yani fotoğrafın geçtiği mekanla ilgili bir olaydan bahsetmiyoruz. Yani bir editoryal bir içerik yok burada. Göze hoş gelen manzara fotoğrafı yapmaya çalışıyoruz. Ve fotoğraf hakikaten de yapılır. Fotoğraf çekmek, fotoğraf yapma işinin bir parçasıdır aslında. Fotoğrafı yaparsın ha. Kafanda canlandırırsın. Sonra da gider çekersin. Sonra da gereken proses neyse onu yaparsın. Bu sanki dijital çağa ait bir şeymiş gibi geliyor insan ilk duyduğu zaman. Ama alakası yok. İnsanlar bunu zamanda karanlık odada da yapıyorlar. Tabii yapabildikleri şeyler daha limitli ama işte yaptıkları şeylerden bir tanesi burada benim yaptığım gibi burn etmek. Yani fotoğraftaki bir bölgenin aydınlığını arttırıp azaltmak. Yani bu sadece dijital çağa ait bir şey değil. Yeni çıkmış bir olgu değil. Ve o yüzden ben burada hile yapıyorum, yanlış bir şey yapıyorum gibi hissetmeyin. Ben neden bunları anlatıyorum? Zamanında ben de işte bu tarz fotoğraflar çekmeye ilk başladığımda bayağı zorlanmıştım fotoğraf editleme konusunda. Yani fotoğrafı çektiğim gibi bırakmaya çalışıyordum. Yani şimdi şey de var, bu bir tarz meselesi artık. Yani şimdi ben burada doğru olanın bu olduğunu söyleyemem. Ben doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum diyebilirim en fazla. Çünkü hala şeyi öteki, işte benim yapmadığım şeyi savunan insanlar da var. Savunmakta da haklılar. Çeşitlilik sonuçta. Evet, kabaca yapmak istediğim, gelmek istediğim noktaya ulaştım gibi. Biraz daha şeye bakacağım. Birazdan genel fotoğrafın kendisine bakacağım. Renk dengesi doğru mu? Anlatmak istediğim, göstermek istediğim şeyler görünüyor mu? Kompozisyonum doğru çalışıyor mu? Fark ettiyseniz hiç crop yapmadık. Kompozisyon çünkü sahada bayağı iyi belirlemiştik. Belki şimdi birazdan şöyle bir alıcı gözle bir daha bakarız. Crop da yapmamız gerekiyorsa crop da ederiz. Okey, şimdi bu yardımcı layer'ı kapatabiliriz. Ve fotoğrafı şöyle bir daha bakalım. Şuradaki siyahlara şey eklemek pek iyi olmadı anlaşılan. Çünkü buranın siyahı ile buranın siyahı arasında bir fark oluşmuş. O gözü rahatsız ediyor. Yani şundan bahsediyorum. Bu yaptığımız şey biraz hissediliyor. Ama ondan kaynaklanmıyor. Okay. Tamam, iyi fena değil. Ya bir tüyo vereceğim. Bazen gözünüz fotoğrafa çok alışacağı için artık algılamanızı engeller hale gelecek. Bir göz aşinalığı oluşacak. Bunu engellemek için şöyle bir şey yapıyorsunuz. Tabii bizim fotoğrafımız çok simetrik. İmajı flip ediyorsunuz. Şu şekilde flip ediyorsunuz. Ve flip ettiğinizde resmi algılayışınız değişiyor. Ve daha önce görmediğiniz bazı problemleri görebiliyorsunuz. Mesela ufuk çizgisinin yamuk olması. Neden öyle acaba? Çok ilginç.
ufuk çizgisi yamuk fotoğrafı bu şekilde çevirince insan daha rahat görebiliyor. Okey, bunu daha sonra yapalım. Şimdi değil. Tamam, ufuk çizgisini düzelteceğiz. Tamam, tutorial'ı uzatmamak adına daha fazla uğraşmayayım. Şimdi yapacağımız şey şu. Ctrl-Shift-Alt-E'ye basarak bütün bu fotoğrafın bir kopyasını oluşturuyorum. Şurada tek layer olarak. Kullanmayı çok sevdiğim Nick Filters'dan ColorFX Pro 4 kullanarak biraz daha fotoğrafa böyle bir pop eklemeye çalışacağım. Yani bir ortaya çıkmasını sağlamaya çalışacağım fotoğrafın. Nick Collections'ı kullanmadıysanız daha önce kesinlikle tavsiye ederim. Google bundan yaklaşık 6 ay önce falan bütün bu Photoshop plugin'ini bedava hale getirdi. Normalde $500 satılan bir paketti bu Google almadan önce. Şu anda keyifli kullanıyoruz yani fotoğrafçılar olarak. 4-5 ayrı plugin'den oluşuyor. Detayını YouTube'da bence araştırıp öğrenebilirsiniz. Ben şimdi burada en çok kullandığım şeyleri göstereceğim. Pro Contrast. Pro Contrast benim pek sevdiğim bir tool. Ha, görünen o ki renklerimiz dengeli. Kontrastı fazla arttırmayalım. Pro Contrast'ın yaptığı olay işte fotoğrafın kontrastını değiştirmek. Bu dinamik kontrast bölgesel kontrastı arttırıyor. Okey, şimdi hemen bunlardan ardından Detail Extractor eklerim ben genelde. Detail Extractor böyle detay çıkartır ortaya ama default haliyle biraz fazla işlem yapıyor. Gereğinden fazla yapıyor. Şöyle %5 ile 10 arası bir değer. Benim kullanmayı sevdiğim değerler. Şuradan bakın. Bakın şimdi fotoğraf şu halden bu hale geldi. Görüyorsunuz ne kadar özellikle şu ön planda acayip bir detay artışı var. Taşlar muhteşem şekilde ön plana çıkıyor. Şimdi bir vinyet lens ekleyebiliriz. Amount'umuzu bu kadar yapmayalım. Vinyet biraz önce de anlattığım gibi hep dikkati ortaya toplar. Mümkün mertebe kullanıyorum ben. Abartıya kaçmadan. Tamam. Belli belirsiz olması lazım. Az oldu. 10 inç. Evet, bu fotoğraf artık muhteşem bir fotoğraf olma yolunda güzel adımlar atıyor. Evet, aslında fotoğraf benim için bayağı iyi bir seviyeye geldi. Okey. Fotoğrafları kaydederken 16 bit TIFF kaydederseniz layer'lı olarak bırakırsanız bunu bu şekilde ileride editleme imkanınız oluyor. Ve aslında biz bu layer 2'yi de smart object'e çevirip üzerine Nick Collections'ı eklemiş olsaydık Nick Collections ayarlarını da ayrıca saklamış olacaktık. Okey. Fotoğraf hiç fena olmadı. Kapanış konuşması yapayım. Bu tutorial'ın ilkinde size fotoğrafı nasıl çekeceğinizi anlatmıştım. Şimdi bu ikinci tutorial'da da çektiğimiz fotoğraflardan güzel bir gece manzarası fotoğrafı nasıl yaparız onu göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Derinlemesine detaya girmeden anlatmaya çalıştım. Bazı şeyleri atlamış olabilirim. Lütfen aşağıdaki comment alanını kullanıp bu süreçle ilgili ya da bu tutorial'la ilgili sormak istediğiniz her şeyi sorun lütfen. Karanlıkta bir soru kalmasın. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın. Kanalıma üye olun ve videomu paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.